23 santigrat derece ve 765 tor basınçta 1,85 çarpı 10 üzeri 3 litrelik helyum gazı içeren bir sıcak hava balonu atmosfere bırakılıyor. Balon 2 saat havada uçtuktan sonra sıcaklığın eksi 44 santigrat derece ve basıncın 6,51 tor olduğu 32 kilometrelik irtifada patlıyor. Patlamadan hemen önce balonun hacmi nedir? Videoyu durdurup soruyu kendiniz çözmeyi deneyin. Hadi başlıyoruz. Bu soruda ideal gaz yasasını kullanacağımızı tahmin etmişsinizdir. Neden? Basınç, hacim ve sıcaklıklar verilmiş de ondan. İdeal gaz yasası da zaten diyordu ki basınç çarpı hacim eşittir, mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık. Bu soruda farklı olan şu. Bize sadece birkaç değer verip içlerinden birini bulmamızı istememişler. Daha ziyade bu değerler zaman içinde değişiyor ve soru bizden bu değişikliklerin değerleri nasıl etkilediğini düşünmemizi istiyor. Öncelikle her iki tarafı da t'ye bölersek pv bölü t nr'ye eşit olur. Bu örnekte balon irtifa kazandıkça mol sayısı değişmiyor. İdeal gaz sabiti de değişmiyor. O zaman pv bölü t sabit bir değer olmalı. Hacim ve sıcaklık değişebilir ama tüm bu ifadenin sabit olması gerektiği için bu durum basıncımızı belirleyecek. Başka bir şekilde de düşünebiliriz. Başlangıçtaki basınç ve hacim bölü başlangıçtaki sıcaklık eşittir mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti. O da eşittir patlamadan hemen önceki basınç çarpı hacim bölü sıcaklık. Şöyle de diyebiliriz. P1 çarpı V1 bölü T1 eşittir P2 çarpı V2 bölü T2. Bu farklı değişkenler nelerdir? Önce p 1i düşünelim. Zaman eşittir bir de basınç neymiş? 765 tor. p2 yani patlamadan hemen önceki basınç ne? 6,51 tor. Çok daha düşük çünkü irtifa düşük. V1 nedir peki? 1,85 çarpı 10 üzeri 3 litre. V2 ise zaten bize sordukları şey. Patlamadan hemen önce balonun hacmi. Soru işareti koyuyorum. T1 nedir? Başlangıçta sıcaklık 23 santigrat dereceymiş. Daha mutlak bir ölçekte düşünmemiz lazım. O yüzden sıcaklığı Kelvin olarak düşünelim. 23 santigrat dereceye 273 eklersek Kelvin cinsinden sıcaklığı buluruz. O da 296 Kelvin eder. T2 nedir? Eksi 44 santigrat dereceye 273 eklersek 229 Kelvin eder. V2 bulmak için gereken tüm değerleri biliyoruz. Hatta buraya sayıları koymadan da bulabiliriz. Her iki tarafı da T2 bölü P2 ile çarpalım. Çarpma sebebim de şu şekilde birbirini götüren değerler elde etmek. Sağda sadece V2 kaldı. Sola da aynı işlemi yapıyoruz. Bunun sonucunda T2 çarpı P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı T1 eşittir V2. Şimdi bunu hesaplamamız lazım. Aşağıya iniyor. V2 eşittir T2. Yani 229 Kelvin. Çarpı P1. Yani 765 Tor. Çarpı V1. Yani 1,85. Çarpı 10 üzeri 3 litre. Bölü P2. Yani 6,51 Tor. Çarpı T1. Yani 296 Kelvin. Birimlere bakalım. Torlar birbirini götürdü. Kelvinler de öyle. Elimizde bazı sayılar ve birim olarak litre kaldı. Bu çok iyi oldu çünkü hacmi bulmak istiyoruz. Evet. 229 çarpı 765 çarpı 1,85 çarpı 10 üzeri 3 bölü 6,51 bölü 296. Sonucumuz bu. Burada anlamlı basamak 3. Burada da, burada da, aşağıda da aynı şekilde. O zaman cevap da öyle olacak. 168.000 litre olarak yazabiliriz. Bilimsel gösterimle yazmak istersek de 1,68 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorum. 1,68 çarpı 10 üzeri 5 litre. Şimdi sonucu bir değerlendirelim. Başlangıçtaki hacmimiz 1850 litreydi. Son hacim çok daha fazla olacak şekilde büyüdü çünkü irtifamız çok daha fazla. Bu sebeple bulduğumuz sonuç bana çok mantıklı geldi.